Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, biz Kuşkonmaz sezonunu açtık. Açmışken de tariflerimi yapınca sizlerle paylaşmak istedim. Somon balığı eşliğinde patates pürili, hollandaise soslu Kuşkonmaz tarifimi sizler için hazırladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet, burada da duyduğunuz gibi kuşkonmazların nasıl taze olduğunu anlamamız için bu şekilde birbirine sürterek bu gıcırtı sesini duyduğunuzda anlayın ki kuşkonmazlar çok tazeler. Kuşkonmazları patates soyma bıçağı ile kafasından 2-3 santim bırakarak bu şekilde güzelce soyuyoruz arkadaşlar. Hiçbir çizgi bırakmayın. Eğer bırakırsanız bunlar haşlandıktan sonra yemenizde rahatsızlık verecektir. Evet, her bir kuşkonmazı tek tek patates soyma bıçağı ile soyuyoruz. Bu şekilde haşlamaya hazır ediyoruz arkadaşlar. Daha önceki paylaşımlarımda yeşil kuşkonmaz nasıl pişirilir bunun tarifini de paylaşmıştım arkadaşlar. Sağ köşede informasyon bölümü var arkadaşlar. İnfo bölümündeki o i'ye tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Evet, kuşkonmazları gördüğünüz gibi bu şekilde kabuklarını soyarak hazır ettim. Böyle bir hepsi sıcak genişlikte. Tava varsa tava kullanabilirsiniz. Tencere varsa tencere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aslında bunu hazırlanacak özel tenceresi de var. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Çünkü aşırı derecede üstü basan su kullanmam gerekiyor. Çok su kullandığım için de haşlanırken israf etmek istemiyorum. Bu haşladığım suyu da sonrasında artarsa makarna haşlarken kullanıyorum, çorbada kullanıyorum arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bu suyu da ziyan etmiyorum. Bunun için çok fazla su olmasın diye böyle geniş bir tavada yaklaşık 1 litre su dökerek üzerine yarım çay kaşık şeker, tuz, 2,5 çay kaşık kadar tuz ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Yaklaşık 9-10 dakika haşlamak yeterli olacak. Aynen makarna haşlar gibi. Gördüğünüz gibi. Daha önceden de hollandaise sos tarifimi paylaşmıştım arkadaşlar. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Buraya da ekleyip tekrardan videomu uzatmak istemedim. Dediğim gibi yukarıdaki sağ köşedeki videodaki o i'ye tıklarsanız sos tarifime de ulaşabilirsiniz. Görüyorsunuz ne kadar güzel yumuşadı kuşkonmazlar. Sizler daha önceden kuşkonmaz denediniz mi? Lezzetini seviyor musunuz? Yoruma bekliyorum. İnanılmaz faydaları var arkadaşlar. Faydalarını da Google'de yazıp aratırsanız okuyun derim. Gerçekten çok sağlıklı bir bitki mi desem, sebze mi desem arkadaşlar siz karar verin. Çok sağlıklıdır. Mutlaka faydalarını da yazıp aratın. Evet, şimdi somon balığını nasıl pişireceğim bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle kılçıklarını, pullarını temizliyoruz. Ben zaten kılçıklarından ayırtılmış olarak satın alıyorum. Sadece pulunu temizliyorum. Sonrasında yıkayıp kağıt havlu peçeteyle kuruluyorum. Sosu için yaklaşık 2 yemek kaşık zeytinyağı, yarım limonun suyu. Bu şekilde bir tasımızın içerisine zeytinyağını alıyoruz. Limonun suyunu sıkıyorum. Bir tatlı kaşık hardal. Bu şekilde arkadaşlar tane tane oluyor. Hardal baharatı. Biraz karabiber, tuz, kırmızı toz biber. Acı seviyorsanız acı pul biber de kullanın mutlaka. Ben yerken ilave ediyorum acıyı. Bir tatlı kaşık senf hardal bu şekilde.
ilave ediyorum içerisine. Ve bir tatlı kaşık kadar, bir buçuk tatlı kaşık kadar ahorn sirup. Bunun yerine arkadaşlar yaklaşık yarım veya bir tatlı kaşık kadar bal kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Maydanozda, bir küçük tutam maydanozda doğruyorum. Bir tane de yeşil soğanı, beyaz kısımlarını ve yeşil kısımlarından biraz alarak doğruyorum. Bu şekilde sosumu hazırlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sosumuz artık hazır. Balığımızla buluşabilir. Ben silek tavada pişiriyorum. Sizler dilerseniz fırında pişirebilirsiniz arkadaşlar. Yağlı kağıdı koydum. Yağlı kağıdı da birazcık bu şekilde katlıyorum. Sosu tamamıyla dağılmasın diye. Hazırlamış olduğum sosu balığın üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Evet. Fırında ya da silek tavada arkadaşlar yaklaşık 15-20 dakikada hazır olacaktır. Ben derecesini 3-3,5 arası kullandım. 180-200 derecede pişirebilirsiniz. Evet, menümüzün yanına patates haşlayıp patates püresi de yaptım. Patates püre tarifimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Evet, sunuma geçiyorum. Haşlamış olduğum kuşkonmazları tamamen bir kenarına, patates püresini bir kenarına ve somon balığını da bu şekilde bir kenarına alıyorum. Hollandaise sosunu da kuşkonmazların üzerine bolca döküyorum. Ben bu şekilde menümü hazırlamış oldum arkadaşlar. Kuşkonmazı garnitür olarak kullanıyorum. Sebze garnitürü olarak etlerin yanında arkadaşlar. Genelde dana bonfile yapınca, kızartınca onun yanına da bu şekilde kuşkonmazı sezonu olduğu zaman kullanıyorum. Ayrıca sotelerle de arkadaşlar, mesela tavuk sotede, dana sotesinde kullanabilirsiniz. Somonu farklı yaparak da farklı birçok arkadaşlar değişik alternatifler vardır. Ben bu şekilde tarifimi yaptım ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu kez bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Kanalımda bu şekilde arkadaşlar farklı tariflerim vardır. Mutlaka göz atın diğer videolarıma da. Ayrıca paylaştığım videolarımı kaçırmamak için de lütfen kanalıma abone olup zil sesini açalım. Bu sayede paylaştığım videolarımı kaçırmamış olursunuz. Paylaştığım anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenerek, aşağı yorum bırakarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.